Selamünaleyküm arkadaşlar. Maraş'ta gezmeye devam ediyoruz. İbrahim kardeşim amcaoğlu olur. Nevzat arkadaşın köpeklerinin yanına geldik ama Nevzat arkadaşımız bugün çalışıyor. Aynen. Nevzat arkadaş kim diye sorarsanız arkadaşlar ben genelde şeylerde videoların arka fonda müzik attım. Çok güzel bizim yörelerin türkülerini söyleyen bir kardeşimiz. Keşke onu gösterebilseydik. İnşallah onunla da tanışmak kısmet olur. Sana bir gün olsun gülmedi hayat, kaderi berbat Merdo, Merdo burası gurbet, burası gurbet. Gelmedim edim mi Merdo, dönmedim edim mi, vururlar seni Merdo, Merdo söylemedim mi, söylemedim mi. Gelmedim edim mi Merdo, dönmedim edim mi, vururlar seni Merdo, Merdo söylemedim mi, söylemedim mi. Şimdi arkadaşlar bunun Nevzat kardeşimin beslediği köpek. Şimdi ben bunu yapacağım. Deli Karo'nun torunları. Aynen. Yani Abre'nin yeğenleri olur. Bendeki Abre'nin cadının yeğenleri olur. Söylediğim zaman bunlarda hatta önceden Ali diye bir kardeşimiz vardı. Onun 2 tane köpeğini göstermiştim. Onların kardeşi. Bunlar bir tarafı gene Ahmetçikli Sarı'ya dayanır. Çünkü anneleri dişi Ahmetçikli Sarı'nın kızıydı. Karo'yla çiftleştirdiler. Çıkan enikler yavruları bunlar da. Adı ne bunun? Eşkıya. Eşkıya. Oğlum. Gördüğünüz gibi vermiş bir yandan. Cadıyı anımsatıyor. Cadının bendeki ağaya çok benziyor kafa yapısı. Bu tarzda olacak. Bizden de biraz çekiniyor. Aynen. Bunların yaşları da 13 aylık falandır. Aynen öyle. Çünkü bizim yaşında bunlar. Asya'nın yaşıtı bunlar arkadaşlar. Dişisi de orada abi. Evet, dişi de bakalım. Gel oğlum gel. Gel Tosun gel. Ne? Çenesizlik etme. Çenesizlik etme. Şimdi Nevzat'ın da haberi yok. Bunlar hangi ara geldiler, hangi ara çektiler değil mi? Aynen öyle. Gel kızım, gel kızım, gel. Gel arsız kızım. Gel. Gel. Arkada birazcık bozukluk var değil mi dişinin? Dişinin arkada birazcık bozukluk var. Ben şöyle söyleyeyim abi, Cankat abi. Ben bunlardan Nevzat o kadar bunlara emek yaptı ki arkasının bozulmaması için. Yani hiç zannetmiyordum bunların böyle düzeleceğini. Erkek yavruya aşırı baktı. Çocuk gece gündüz bunları gezdiriyordu bozulmasın diye. Bu gene de biraz bozuldu da erkekte öyle yok. Yani bakıyor adam. Erkek düzgün ya. Erkek düzgün. Evet. Dişi de biraz sıkıntı oldu ya. Şimdi arkadaşlar her zaman dediğim gibi büyük köpek mi? Sert köpek mi dedik. Herkes diyor ki hem büyük olsun hem sert olsun diyorlar. Hem iyi olsun diyorlar. Bunları da bulamıyor. Hepsi biraz bir arada olmuyor. Aynen. Büyük köpeğe heves ediyoruz. Sonra bu sefer ayaklarına sıkıntı çıkıyor. Maalesef öyle. Ama şey olarak dişi daha sert görünümlü. Bana dişi göre öyle. Dişi hiç sert durmuyor. Yani bizim hayvanlar, keçiler buradan geçerken yanında köpek falan oluyor. Hiç durmuyor. Yani bir o duvara kendini vuruyorlar, bir oraya hırslılar. Aşırı hırslılar. Çekik gözlükleri falan gene o bizim Ahmetçikli Sarı falan oradan geliyor. Evet. Yani şey, karo. Tipik köpekler bir karo. İyi ya. Güzel maşallah. Güzel. Bu zaten tipik bir karo. Deli karonun deli torunu. Öyle mi lan? Ya. Arkadaşlar gerçekten bizim oralar cennet köpek beslemek için. Göksun yaylayız yani. Bizim oralar serin arkadaşlar. Burada gerçekten muazzam sıcak var. Hani bu köpekler bu havada gene iyi yaşıyorlar. Aşırı sıcak. Evet. Yani Maraş merkez arkadaşlar gerçekten tamamen bir Akdeniz, bir Antalya yani. Şey, Adana'nın şuradan şurası zaten. Ama Göksun'a geldiği zaman Göksun'da Maraş'ın insanı direkt Göksun'da üşümeye başlıyor. Zaten genelde çoğunlukta zaten Maraşlılar artık Göksun'da yayla evleri yapmaya başladılar. Aynen öyle. Çünkü gerçekten yaşamaya, yazın yaşamak için birebir. Biz yazı da kışı da alıştık. Biz yayla çocuğuyuz. Bu köpekleri Cankat abi kışın görseydin yani bir muazzamdı. Öyle yapılılardı, öyle bakılıyordu. Kışın somun versen yarıyordu bunlara. Ama yazın neyi verirsen ver yemiyor ki. Yemez. Önünde suyu eksiltmezsen yeter o. Evet, yani yemez ki. Bir akşamüstü biraz yerse yediyor. Aynen yemez. Öyle. Yoksa yani kışın ekmeğe ver köpeğe kendini yapıyor ama yazında bizim bura şimdi, çok aşırı sıcak. Sen köpeğe ekmek verdin ya. Şimdi bazıları da seni tanımazlar tabii, tamam mı? Aynen. Yani tanımadıkları için ne diyecekler? Ya köpeğe ekmekle mi besliyorsun, tamam mı? O deyim yerindeyse demek istiyor arkadaşlar. Aynen. Yoksa kolay kolay köpek meraklısı birisi köpek sadece ekmekle köpek beslemez arkadaşlar. Doymaz ki. Ekmekle kolay kolay yani bizde 10 küsür köpek var. Ya şimdi mesela şeyi al, ekmeği al, ısla, şöyle sık ne kadar olacak? Bir parça olur, onda da bir doymaz. Köpek hiç doymaz yani. Ondan 5 tane versen gene benim içim rahat etmedikten sonra o şekilde beslemem. Bir köpek 10 tane ekmekle zor, bir parça memeyle doyar. Ben bunu bilirim. Aynen, memeyi işte. Aynen. Ama memeyle bu sıcakta verirsen tez tiksinti yapar. Yemez ki, kolay kolay yemezler sıcakta hayvanlar. Çünkü çok yağlı olduğu için. Zaten arkadaşlar ben önceden de söylemiştim size. Kesinlikle ve kesinlikle tabi buralarda olmaz da bizim o yerlerde domuz vuruyorlar arkadaşlar. Geçen gün şahit oldum. Domuz vermeyin arkadaşlar. Domuzdan köpeği öldürürsünüz, zehirlersiniz. Çünkü bakteriler muazzam derecede bakteri yapıyor şeyde yazın sıcağında. O yağdan köpeklerini öldürürsünüz arkadaşlar. Onun için kesinlikle ve kesinlikle domuz yazın vermeyin arkadaşlar. Onu da bir belirtek çünkü aynen yapanlar öyle oluyor. Abi. Bizim burada da veren var. Burada domuz var mı? Domuz var. Öyle mi? Domuz çok. Allah yani Allah. Burada da veriyorlar da dediğiniz gibi ya yazın o da biraz yağlı hayvan çok iyi olmaz. Öldürür dediğimiz gibi. Bizden de bu kadar arkadaşlar. Görüşmek dileğiyle. Herkese hayırlı günler. Kalın sağlıcakla. Hayırlı günler. Görüşürüz.